Evet, herkese merhaba. Bu hafta biraz teknik aksaklık nedeniyle geç başladık, kusura bakmayın. Canlı izleyenler için ee, bu hafta yalnız olacağım. Ee, Orsay Müzesi'ndeyiz biliyorsunuz. Paris'in en önemli ikinci müzesi diyebileceğimiz, Lourdes'den sonra tanıtacağımız en önemli müze. Orsay Müzesi'nde belli başlı eserleri inceleyeceğiz. Bir de müzenin biraz tarihinden, yapısından bahsedeceğiz. Ee, öncelikle, Neye benzediğiyle binanın? Başlayalım. Ben şöyle tekrar fotoğraflara bir geçeyim zannediyorum. Görebiliyor olmanız lazım şu anda. Evet, ee, Orsay Müzesi, Orsay yolu, nehir kenarındaki yollara K ismi veriliyor Fransız, Fransızca'da. Paris'teki nehir kenarındaki Orsay yolu üzerinde kurulmuş bir trangarı, eski bir trangarı. 1900 yılındaki sanayi ve sanat fuarına hazırlık amacıyla yapılmış yapılardan bir tanesi. Sanayi ve sanat fuarı derken evrensel fuarlardan daha önce Paris'i tanıtırken biraz bahsetmiştik. Onların Paris'e bıraktığı izlerden bahsetmiştik. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren aşağı yukarı 100 yıllık bir döneme Avrupa'da damgasını vuran olaylar bunlar. O yüzden de 1900 yılındaki özellikle önemli olduğu için de Paris'te çok büyük hazırlıklar yapılıyor. Özel sergi sarayları inşa ediliyor. Ee, hatta bir Osmanlı sarayının da yine Türk eserlerini ve Türk sanayisini tanıtmak üzere nehir kenarında sen nehir kenarında inşa edildiğinden bahsetmiştik. Ee, bu bu ...minvalde yapılan hazırlıklardan bir tanesi de elektrikli trenler için bir tren istasyonu inşa etmek. Elektrikli trenler için diye özellikle söylüyorum. Çünkü elektrikli tren yeni bir icat ve çok lüks bir ulaşım aracı o dönemde. Ve yapılan garın mimari tarzını da çok etkiliyor. Bu garın elektrikli trenler için yapılmış olması ve kullanılacak olması... Zira e, buharlı trenlerden çıkan isin, dumanın olmadığı bir ortamda çok daha süslü, çok daha yapısı görkemli bir e, bina inşa etmek mümkün oluyor. Sonuç olarak e, şu anda resimde görmüş olduğunuz devasa gar binası 1898 yılında tamamlanmış. içerisinde bir otel ve otele ait büyük bir balo salonu ve restoranla bulunduran bina. Şöyle nehir kenarından bir bakacak olursak görüntüsüne. Bir saniye şöyle bir fotoğraf paylaşım konusunda bir ufak sıkıntı yaşıyorum. Bir yavaşlık var bilgisayarda. Tam nehir kenarındaki pozisyonunu göstermek üzere size bir sonraki resme geçmeye çalışıyorum şu anda. Evet zannediyorum bu paylaşımla ilgili bir problem oldu. Hemen şuradan ikinci bir şeyi açacağım. Tekrar. Buradan ilerlemeye çalışacağım. Bugünkü teknik aksaklıklar benim yalnız kalmamdan biraz kaynaklanıyor olabilir. Kusura bakmayın. Tekrar şöyle yapıyorum. Evet. İkinci resmi açabilmek ümidiyle. Şu an zannediyorum görebiliyorsunuz nehir kenarındaki konumunu. E, sol yaka bulunuyor. Yani e, nehrin akış yönüne göre sol yaka dediğimiz güney kısmında bulunuyor. Eyfel evet. Kulesi'ne oldukça yakın bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Şehrin merkezinden biraz daha batıya doğru biraz daha ileride bulunuyor. Şu anda ekranlarınızda gör görüyor olmanız gereken fotoğrafta arka planda yine şöyle mouse'la işaret edeceğim eee Grand Palais binasını yani yine 1900 yılındaki Sanayi ve Sanat Fuarı için yapılmış olan yapıyı görebiliyorsunuz. Büyük sergi sarayını görebiliyorsunuz. Ve sonuçta o yapılara da yakınlığıyla Paris'in tam tam merkezinde bir tren istasyonu elektrikli trenler için dediğimiz gibi 1898'de hayata geçirilmiş. Ve bugünkü görüntüsünden bugünkü halinden müze görüntüsünden bir paylaşım ekranlarınızda şu anda görmüş olduğunuz gibi oldukça ...görkemli bir yapısı var. Adeta bir sarayı anlarıyor gar binası. Eski halinden de biraz sonra yapım sürecinden de... ...bazı bilgiler paylaşırken... E, ...yine fotoğraflar göstereceğim size. Tabii gar dediğimiz zaman... ...ilk akla gelen şeylerden bir tanesi saatler oluyor. E, e, özellikle Orsay... veya Fransızca... telaffuzuyla Orsay Müzesi'ndeki saatlerden bir tanesi devasa boyuttaki saatlerden bir tanesi iç mekanda içerideki yolcular için iki tanesi de dışarı bakacak şekilde dış cephede görülebiliyor ön plana çıkıyor. Bu görmüş olduğunuz saatlerin tabi oldukça güzel bir estetik katkısı olduğu söylenebilir ama daha ziyade pratik amaçlı yapıldığını gar binası olduğu için bu binada yer aldıklarını hatırlatalım. Yine şu anda daha sonradan müzeye çevrilirken yapı e, eklenmiş olan asma katlardan, beşinci kattan, beşin, beşinci kat seviyesinden e, alınmış bir görüntü ve müzenin genel yapısını asma katlarıyla nasıl müzeye çevrilmiş bir gar binası olduğunu ve tavan süslemelerini ve aslında gün ışığıyla aydınlatılan yani cam ve çelik konstrüksiyonundan bir e, çatı yapısı olan bir yapı olduğunu Yine bizlere gösteren bir fotoğraf bu. Ee, Orsay Müzesi'nin daha doğrusu eski Orsay garının çatı yapısı için Eyfel'in demir ağırlığından daha fazla demir kullanıldığı, e, metal kullanıldığını yine ufak bir anekdot bilgi olarak paylaşalım. Yine içeri doğru bakan büyük saatin güzel görüntülerinden bir tanesi müzenin tam ana girişini oluşturan noktanın üstünde bulunuyor bu saat. Bir de dış cepheye bakan saatlerden yani Paris'e doğru bakan saatlerden aslında dışarıdan baktığınızda nehirden veya karşı yakadan baktığınızda binanın cephesinde gördüğünüz iki büyük saatten bir tanesinin içinden bir görüntü tam empresyonist sanatçılara ayrılmış galerilerin başlangıç noktası olduğu için de herhalde Orsay Müzesi diye internette arama yaptığınız zaman en çok karşılaşacağınız görüntülerden bir tanesi bu saatin görüntüsü. Evet, Orsay Müzesi dediğimiz zaman 19. yüzyıla adanmış bir müzeden bahsediyoruz. 1986 yılında e, açılmış müze resmi olarak. 1 Aralık 1986 yılında. Yani 1980'li yılların ortasına kadar aslında Paris'te tamamıyla 19. yüzyıla adanmış, ayrılmış bir müze yok. Bu müzedeki eserlerin çok büyük bir bölümü Louvre Müzesi'nden. E, bir bölümü de yine daha o dönemde yaşayan sanatçıların eserleri Louvre'a giremediği için... E, saklanmış oldukları, kaldırılmış oldukları Lüksemburg Müzesi'nden geliyor. Bugün daha ziyade sergi sarayı olarak kullanılan Lüksemburg Müzesi zamanının en önemli aslında modern sanatlara veya işte hani bugünkü ismiyle karışmasın aslında çağdaş sanattan aldığımız farklı bir şey ama 19. yüzyılın çağdaş sanatlarına ayrılmış bir müze olarak düşünmemiz gereken bir yer ki Orsay Müzesi'nin de alttaki ana galerilerinin, girişteki ana galerilerinin e, isimleri Lüksemburg galerileri olarak bu sebeple oradan geldiği için resimler değiştirilmiş durumda müzenin girişinde bulunan heykellerden bir tanesi müze deyince müze binası deyince ilk akla gelen eserlerden bir tanesi oluyor yine eskiden yapılmış yani 1900 yılı öncesinde yapılmış birkaç sanayi ve sanat fuarından e, evrensel sanayi sanat fuarlarından bir tanesinin 1867 yılında 67 68'de yapılmış olan sanayi ve sanat fuarının e, bize bıraktığı Miraslardan bir tanesi, bir gergedan heykeli. Müzenin hemen girişinde, ana girişte bulunduğu için müzeyi ziyaret edenler veya Paris'e gelip de Orsay Müzesi'ni dışarıdan görenler için çok tanıdık figürlerden bir tanesi. Ee, geçmişe dönüyoruz, aşağı yukarı 120 yıl öncesine dönüyoruz ve 100 yıl başındaki artık Arnavut'un ön plana çıktığı Bel Epoch dediğimiz dönemin başlangıcındaki ...bu sanayi ve sanat fuarı için yapılmış olan gar binasının... ...neyir kenarındaki cep cephesinin inşaatından bir görüntüyü şu anda görebiliyorsunuz. Victor Lallou çok önemli dönemin mimarlarından bir tanesi tasarlıyor... ...ve adeta hakikaten bir saray olarak tasarlıyor gar binasını. Oldukça lüks e dediğimiz gibi tren yolculuğunun... ...çeşidi elektrikli trenlerle yapılanı... ...böyle şehrin tam merkezine kadar gidebileceğiniz bir gar olması... Fakat hemen 1900 yılında Paris'te metro çalışmaları, metro inşaatı başlıyor ve metronun devreye girmesiyle beraber elektrikli trenler biraz gereksiz hale geliyor. Ve aslında diğer tren istasyonlarından metro ile kolay şekilde şehrin çok farklı bölümlerine ulaşım sağlanabileceği için de ee, Orsay Garı çok kısa bir süre içerisinde popülaritesini kaybediyor. Oldukça lüks bir gar olarak tasarlanmış, görkemli bir bina olarak tasarlanmış yapı çok çok kısa bir süre içerisinde maalesef e, kadük hale geliyor. Ve çok farklı amaçlarla biraz sonra bahsedeceğiz. E, hatta resimlerini de göstereceğim. Kullanılmaya başlanıyor. Nihayetinde 1960'lı yılların sonunda gar olarak tamamen kullanılmaktan çıkıyor. Ve 1970 yılında yıkılması kararı alınıyor. Eski bir gar binası. E, bizde de benzer tartışmalar var malum. işte İstanbul'daki Haydarpaşa istasyonu için, gar için. E, ne yapılır? İşte acaba ticaret amaçlı mı kullanılsın yoksa otel mi yapılsın vesaire diye düşünülmüş. Evet. Ve bir dönem işte trenlere hizmet veren bir gar. İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği yıllarda e, toplama kamplarında ve başka e, kamplarda esir düşen insanların tekrar memleketlerine dönmeden önce Paris'te toplandıkları yer olarak kullanılmış mesela. Bir dönem resimde gördüğünüz gibi otopark olarak kullanılmış bu yapı çok çeşitli amaçlarla kullanıldıktan sonra 1970 yılında artık bunu yıkalım ve yerine güzel bir otel yapalım demişler. Şu anda ekranlarınızda bu otel projesinin, hayata geçmiş bir proje değil bu arada, nehir kenarında varmış gibi görünüyor bu fotoğrafta ama aslında bir e, fotomontaj eseri. Aslında ilk projenin, e, otel projesinin bir e, resmi var şu anda ekranlarınızda. Sonuç olarak 1970'te yıkım kararı alıyorlar. Otel yapmak için de projelendiriyorlar. Fakat 1971 yılında anıtlar kurulu falan da değil. Çünkü daha tarihi eser kategorisinde değil bina. Ee, devletin bir takım kurumları devreye giriyor. Ve diyorlar ki bu nehir kenarında böyle bir yapı yapamayız. Bunun sebebi de 1960'lı yıllarda yapılmış Montparnasse Karı'nın aslında çok büyük tepki çekmesi. Onun modern bir istasyon şeklinde e, tarihi Paris'in e, yapısını bozduğu düşüncesi genel olarak bu binanın yapılmasına engel olmuş diyebiliriz. Bu e, binanın daha doğrusu yıkılmasına ve otelin yerine yapılmasına. Ondan sonra 1973 yılında Alelacele e, yapıyı ikinci derecede tarihi eser kategorisine alıyorlar. 1978'de de e, birinci dereceden tarihi eser kategorisine alarak nihayetinde yapıyı kurtarıyorlar. Orsay Garı müzeye çevrilme üzere korunmak e, korunmasına karar veriliyor ve aslında karar Jis kardeşlerin zamanında alınmakla birlikte e, müzeyi açmak 1986 yılında o sırada iktidarda bulunan Cumhurbaşkanı e, François Mitterrand'a nasip oluyor ve onun döneminde Büyük Lur projesiyle birlikte döneminin en önemli müze projesi olarak devreye giriyor. Şimdi Tarihi resimlerin ee, bakıyorum başka bir tanesini sizlerle paylaşabiliyor muyum diye. Hemen oradan devam edeceğiz. Bakınız ilk kararın alındığı, müzeye çevrilmesi kararının alındığı dönemde, o dönemde Cumhurbaşkanı projeleri inceliyor. Ve daha sonra nitekim 1986 yılında dediğimiz gibi müze olarak devreye giriyor Orsay Müzesi. Bu arada müzenin inşaat çalışmalarından da bir görüntü paylaşmak istiyorum sizlerle. Şöyle 1986'da açılışından önceki Gar binasını müzeye çevirme çalışmaları kapsamındaki yapıdan bir görüntü. ilk projelerden bir tanesinin proje görüntüsü. Ve ardından 1980'li yıllarda bakıyorlar bu proje çok e, pratik değil. O yüzden özellikle şu anda mouse işaret ettiğim noktalarda iki kulenin e, eklenmesiyle asma kat şeklinde yapılmış kulelerin binanın içine eklenmesiyle bugünkü halini temel olarak e, Orsay Müzesi alıyor. 2012 yılının zarfında e, yeni bir sergilenme amacıyla Orsay Müzesi içerisinde yeni bir e, tadilat çalışması yapıldı. Çok çok büyük bir tadilat çalışması. Daha doğrusu 2012'de sonlandı bu tadilat çalışması. Özellikle 5. kattaki şu anda resimde sol üst köşede görmüş olduğunuz apresyonist galerilerin yenilenmesiyle kendini gösterdi. Ondan sonra giriş katındaki ana galerideki e, Lüksemburg Galerileri ismini bugün alan galerideki yine bölümünde yenilenmesiyle 2016 yılından itibaren aslında bugünkü halini tam olarak aldı diyebiliyoruz. Müzenin içerisinde belli bir tarihten belli bir tarihe kadar olan eserler yani 19. yüzyıl dediğimiz zaman bütün 19. yüzyılı kapsamıyor bu müze. Aslında Louvre Müzesi tabii 19. yüzyıla kadar 19. yüzyılın ortasına kadar oradaki eserlerin tarihçesi devam ettiği için ağırlıklı olarak özellikle neoklasik resmin ve yine oryantalist ismin bazı büyük isimlerinin eserlerinin sergilendiği yer olmaya devam ediyor. Fakat 1986'da açılan müzenin açılış aşamasında bir karar alınması gerekmiş. Orsay'ın koleksiyonlarını nereden başlatacağız ve nereye kadar devam ettireceğiz diye. Ve bu kararı alırken sanat tarihi açısından belki çok çok anlamlı olmayan fakat Fransız Cumhuriyet tarihi açısından veya Fransız politik tarihi açısından anlamlı olan 1848 yılını referans almışlar. Hem aslında 19. yüzyılın ilk yarısının bitişi gibi düşünebilirsiniz. Yani ikinci yarıya geçiş gibi düşünebilirsiniz. Hem de Fransa'da aslında üçüncü bir Fransız devrimini yaşandı. 1848 yılındaki devrim baz alınmış ve rejim değişikliğine gidiyor tekrar Fransızlar ve uzun süren geri gelmiş bir kraliyet döneminden sonra 1848 itibariyle tamamen kraliyet tarihe karışıyor ve ikinci cumhuriyet kuruluyor. Fransızların tarihinde de ilk defa bir cumhurbaşkanı seçiliyor. İşte Napolyon'un yeğeni olarak dört sene sonra tekrar bir sivil darbeyle ikinci imparatorluğu kuracak olan Louis Bonaparte o dönemde Fransa'nın ilk cumhurbaşkanı olarak ikinci cumhuriyetin başına geçiyor. 1848 tarihi dediğimiz gibi sanat tarihi açısından olmasaydı bile Fransa tarihi açısından önemli bir tarih ve buradaki resimler Orsay Müzesi'ndeki resimler 1848'den başlıyor. Nereye kadar devam ediyor? 1914 yılına kadar devam ediyor. 1914 yılında nihayetinde ee, aslında 19. yüzyıla adanmış bir müze diyoruz ama aslında modern resmin etkilerinin ön plana çıktığı 1914 yılına kadar devam eden. Orsay koleksiyonları bir yandan hem mimari hem dekorasyon hem tabii özellikle resim ve heykel sanatlarında 19. yüzyılın etkilerinin devam ettiği 14'e kadar 1914'e kadar sürdürülmüş. 1848 yılındaki bir resim Angr yani bizim Türkçe'de daha ziyade okunuşu da andığımız Ingres ismindeki ressamın klasik neoklasik ressamın bir eseriyle başlıyor. Bu eserin ismi Kaynak. Aslında Orsay'daki eserlerinde kaynağı olarak görülebilecek bir eser bu. Şu anda görmüş olduğunuz eser ee, oldukça idealize edilmiş bir nü figürü barındırıyor içerisinde. Burada işte Engin de temsilcisi olduğu akademik resimden bahsetmemiz gerekiyor. Zira 1900'lerin başına kadar 19. yüzyılın ikinci yarısına tamamen damgasını vuran çok çeşitli akımlarla birlikte aslında hakim olan ve halkın beğenisini oldukça e, ciddi şekilde belirleyen e, ana akım akademizm. Akademizm dediğimiz zaman da Güzel Sanatlar Akademisi ve onun hocaları, onun yöneticileri arasında kabul gören klasik bir resimden bahsediyoruz. Belli kuralları var, belli hiyerarşileri var ve bu kurallar çok katı şekilde uygulanıyor. Hem Güzel Sanatlar Fakültesine kabul edilecek öğrencilerin seçimi için hem de aslında daha sonra özellikle sergilenme ve başta devlet tarafından satın alınma olmak üzere bir finansör bulma, bir sponsor bulma ihtiyacını karşılamanın anahtarı olan sergiler, salon ismi verilen meşhur sergiler yine tamamen Akademi sanatçılarının kararına bağlanmış durumda bu dönemde. 19. yüzyılın ikinci yarısında Akademi sanatçıları bir hiyerarşi meydana getiriyorlar ve diyorlar ki tarih resmi yani mitolojik figürler, dini figürler veya tarihi olayları anlatan e, ve ahlakçı resimler hiyerarşide birinci sıradadır ve bu sıralamada en büyük boyutlu tablolar ancak bu resimlere adanmış olabilir büyük boyutlar sadece bu tarzdaki tablolara, tablolara ayrılmak durumundadır. Bu hiyerarşide işte çeşitli şeyler sıralanıyor. Ee, i̇şte peyzaj ve natürmort en son sırada olacak şekilde ee, bir sıralama yapmışlar. Nü çalışmaları çok çok önemli. Biraz önce Engin'in tablosunda gördüğünüz, Şu anda da ekranınızda Toma Kutür'ün bir eseri olan çöküş döneminde Romalıları gösteren devasa boyutta Orsay'ın en önemli tablolarından bir tanesi olan tabloda görmüş olduğunuz gibi nü çalışmaları önemli. Onun dışında desenin renge olan üstünlüğünü yine ön plana çıkaran bir resim olması önemli. Akademik resmin e, kayırdığı resimlerin ve uygun gördüğü diyelim tırnak içinde resimlerin sergilenmeye değer bulduğu resimlerin. Bunun dışında yine doğayı taklit etmek ve doğayı taklit etme yönünde eski ustalardan, özellikle Rönesans isminden feyz almak, onları örnek almak çok önemli. Bir de aslında genel olarak yapay ışıkta ve atölyelerde yapılmış ve tamamlanmış resimler olması önemli akademik resim açısından. Bu ne demek? Yani isterseniz gidip e, bir peyzaj için... Ee, dışarıda açık havada çalışabilirsiniz şövalyenizi dışarı atıp fakat resminizi orada yapmanız tablonuzu orada mükemmelleştirmeniz söz konusu olamaz. Mutlaka üzerinde entelektüel bir düşüncenin de yine e, düşünme payının da olduğunu bizlere vurgulayacak şekilde atölyede tamamlanmış ve aslında ressamın fırça izini taşımayan tamamıyla bitirilmiş tablolar olmak zorunda tablolar. Sonuç olarak Gidip eskizlerinizi isterseniz açık havada yapabilirsiniz. Fakat tabloyu mutlaka ve mutlaka atölyede ve ideal ışık kondisyonlarında tamamlamanız ve gereken zamanı o tabloya ayırmanız gerekiyor. Biraz sonra göreceğiz. Bunlar 19. yüzyılın özellikle son çeyreğinde oldukça ciddi şekilde ee, sarsıntıya uğrayacak fikirler ve e, sonuç olarak bir noktadan sonra özellikle 20. yüzyılın başından itibaren akademik resmin bir anlamda tarih olmasına neden olacak ee, bir durum söz konusu bu dönemde. Nihayetinde e, akademik resim 20. yüzyıl başında unutulmaya yüz tutmuş, özellikle empresyonist resmin dünya resim tarihinde veyahut sanat tarihinde en yaygın ve en çok bilinen, en çok beğenilen akımlardan bir tanesi. Hatta akım olarak ön plana çıkmasıyla birlikte akademik resim unutulmaya yüz tutmuş. Orsay Müzesi'nin aslında oluşturulması 19. yüzyıl resmine adanmış bir müze olmasının dışında bu müzenin akademik resmin tekrar hatırlanması ve o dönemin önemli isimlerinin yeniden gün suyu, yüz gün ışığında çıkması açısından, su üstüne çıkması açısından da yine önemli olmuş. Şu anda dediğim gibi ekranlarınızda Toma Kutur'un bir eserini görüyorsunuz. Biraz ilerleyecek olursak yine Chasserion'un, Theodor Chasserion'un Roma dönemini anlatan yani klasik tarihi resimlerden bir tanesi. Yine büyük boyuta hak kazanmış resimlerden bir tanesi. Bir Roma hamamındaki tepidaryumu aslında yansıtan bir resmi. Gördüğünüz gibi oldukça klasik bir çizgi var. Desenin üstünlüğü yine nünün ön plana çıkarılması ortada çıplak bir figür. Boşuna değil. Ee, yine bakın arka plandaki e, mimari öğeler aynı şekilde akademik resmin yine çok sevdiği unsurlardan bir tanesi resim e, sanatında. Burada yine akademik resmin Orsay'daki önemli temsilcilerinden Bugron'un, William Bugron'un bir eserini görüyoruz. Tabii birçok ressama, heykeltıraşa e, esin kaynağı olmuş Dante'nin meşhur ilahi komedyasının Cehennem bahsinden, olan alınmış bir sahne Dante ile Virgil'in Virgil Cehennem'e yolculukları anında bir manzarayı görebiliyoruz. Oldukça klasik bir resim. Nü dediğimiz zaman sadece kadın vücudu çıplaklığı aklınıza gelmesin. Yine tabi klasik resimde, neoklasik resimde ve antik resimde özellikle ön plana çıkan erkek çıplaklığı ve vücudun mükemmelliği, vücut kültü yine akademik resimde de görmüş olduğunuz gibi ön plana çıkıyor. İdealize edilmiş figürler yine Alexandre Cabanel'in çok meşhur ressamlardan bir tanesi akademik resim için. Venüs'ün doğuşu adlı tablosunda da görülebiliyor. Fakat akademik resim dediğimiz zaman bir isim aklımıza gelmesi gerekiyorsa belki de en önemli isimlerden biri olan, belki de tek isim olarak aklınızda tutmanız gereken isimlerden biri Jean-Léon Jérôme. Jérôme sadece akademik resmin önemli temsilcilerinden bir tanesi değil. Aynı zamanda kendisi akademinin başına geçmiş ve bir dönem hatta devlet sanat koleksiyonlarının başındaki kişi olarak e, müzeleri bir anlamda müzelere hangi eserlerin girip hangi eserlerin girmeyeceğine karar vermiş olan kişi. O yüzden de Fransız resim tarihinde özellikle Orsay'daki e, resimleri ve heykelleri göz önünde bulundurursak aslında bir kader anına imza atmış isimlerden bir bir tanesi. Maalesef negatif şekilde e, ismi o yüzden çok iyi alınmıyor. Olağanüstü bir ressam olmakla beraber biraz önce bu arada ilk başta e, bir horoz dövüşü veyahut e, horoz dövüştüren genç Yunanlılar olarak anılan eserini gördük. Şimdi yine Kendisinin en bilinen eserlerinden bir tanesi olan Versay Sarayı'nda 14. Louis'nin Büyük Konde'yi affedişini temsil eden e, bir resmi. Yani Büyük Konde'nin Versailles'deki e, Elçiler Merdiveni ismi verilen merdivende kral tarafından karşılanmasını konu eden resmi var şu anda ekranlarınızda. Resimlerinden ziyade Jerome maalesef bugün itibariyle aslında reddettiği bir koleksiyonla, sonradan Orsay Müzesi'nin koleksiyonunun çok çok büyük, önemli bir parçasını oluşturacak bir koleksiyonla adı anılan bir büyük sanatçı. E, Kaybot koleksiyonu veya Kaybot e, bağışı olarak adlandırılan bir koleksiyondan bahsediyoruz. Biraz sonra bahsedeceğimiz empresyonist sanatçıların hem e, aralarından bir tanesi olan, kendisi de önemli bir ressam olan Gustav Kaybot, aynı zamanda empresyonist sanatçıların ilk e, hamilerinden bir tanesi. Onların tablolarını ilk alan ve dünyadaki ilk empresyonist sanat koleksiyonunu aslında oluşturan isim. Ve kendisi çok genç yaşta ailesinde erkekler öyle geldiği için e, yine genç yaşta öleceğine inanarak bir vasiyet kalemi alıyor. Ve bütün resim koleksiyonunu devlete bırakıyor. Fakat bu sırada devlet koleksiyonlarının başında, müzelerinin başında Jérôme bulunuyor ve Jean-Léon Jérôme bu resimlerin hiçbir şekilde Fransız müzelerine girmesi kabul edilemez diyerek bu mira, bu bağışı reddediyor. Bağışın kabul edilmesi aşağı yukarı 30 35 senelik bir döneme denk geliyor ve e, nihayetinde meclis ve milletvekilleri devreye giriyorlar, özel yasalar çıkartıyorlar. Kaybot'un e, koleksiyonlarının devlet koleksiyonlarına katılabilmesi için. Ve Kaybot'un hakikaten de genç yaştaki ölümünden sonra bu eserlerin müzelere girmesinin önündeki yasal engelin kaldırılmasının ardından nihayetinde bu koleksiyonlar ilk başta Lüksemburg müzelerine daha sonra da işte 1986 yılı itibariyle oluşturulacak olan Orsay Müzesi'ne alınıyor. Bu akademik resmin karşısında farklı akımlar yavaş yavaş yine su üstüne çıkıyor. Bu akımların arasında bir tanesi realizm akımı, işte bir tanesi Barbizon ekolü olarak bildiğimiz yine peyzaj resimleriyle ön plana çıkan bir resmi ön plana çıkaran akım, naturalist takım var vesaire. Belki akımlara göre düşünmemek lazım. Biraz daha isimlerle gitmek lazım. Ee, i̇şte akademik resmin karşısındaki ekip olarak düşünebileceğimiz ekipte en önemli isimlerden bir tanesi Mile. Ee, Mile aslında köy kökenli bir ressam ve çocukluğunun geçmiş olduğu köylerdeki köylülerin hayatını yine yansıtan çok büyük boyutlu ve çok detaylı tablolar yapıyor kendisi. Özellikle şu anda ekranınızda gördüğünüz Angelus yani Öğlen Duası ismini taşıyan eseri en bilinen eserlerinden bir tanesi. Bir başka eser yine Le Glano, ismini verdikleri yani ekin toplandıktan sonra artık çöp haline gelmiş yani toplamaya değer bulunmayan ekinleri toplayan kadınların yine yansıttığı bir resim. Bunlar oldukça büyük boyutlu tablolar ve e, Orsay Müzesi'nde de tam giriş katında sağ tarafta akademik resme ayrılmış ayır, olan e, galerilerin tam karşısındaki sol kanattaki galerilerin ilk salonunda bulunuyorlar. Mine'nin tarzı aslında akademik resme çok yabancı bir tarz değil yine fırça izini çok görmüyorsunuz. Bitirilmiş tablolar var. Yine her ne kadar Barbizon ekolüne yakınlığıyla açık havada resim yapmayı ön plana çıkaran bir ressam olsa da yine e, ışık kullanımı açısından akademik resme çok ters bir ressam değil. Fakat konu itibariyle akademik resimle taban tabana zıt düşen bir ressam. O yüzden de e, akademik ressamların aslında e, hakim oldukları salonlara, sergilere kabul edilmeyen ressamlardan bir tanesi. Dedi ki işte büyük boyutlu tabloların ahlakçı tabloları olmaları gerekiyor. Soylu figürleri yansıtmaları gerekiyor. Büyük tarihi resimler, mitolojik veya dini konuları işlemeleri gerekiyor. Büyük boyutlu olabilmeleri için. Fakat e, yaptığı tam tersi sıradan köylülerin hayatını resmediyor. Bu açıdan da doğrudan ee, akademik resimle taban tabana zıttık oluşturuyor. Mile birçok ressamı etkilemiş önemli isimlerden bir tanesi 19. yüzyılda ee, şu resimdeki renklerin tonundan, paletinden anlayabileceğiniz gibi Van Gogh üzerinde mesela 19. yüzyılda çok büyük etkisi var. Yine Angelus isimli ilk başta gösterdiğimiz şu an ekranlarınızdaki tabloya tekrar dönecek olursak Salvador Dani bu tabloyu takıntı haline getirmiş. Üzerine bir kitap yazmış. Ve enteresan şekilde e, değişik teoriler ortaya atmış. Bu tablonun ilk yapımında, ilk e, tasarlanışında daha doğrusu aslında iki köylünün arasında bir sepetin bulunmadığını, aslında bir çocuk mezarı başında dua eden iki köylünün tablosu olduğunu, resmi olduğunu iddia ediyor Dali. Ve daha sonra modern tekniklerle yapılan araştırmalar Dali'yi haklı çıkartıyor enteresan şekilde. Bunu nasıl anladığı, nasıl sezdiği yine muamma konusu. Ee, enteresan şeylerden bir tanesi bu tablo hakkında ve Mille ile modern resmin veya süreyalist resmin önemli temsilcilerinden Dali arasındaki bağ hakkında. Onun dışında yine Barbizon Ekolü dediğimiz peyzajları ve açık havada resim yapmayı, yine ee, şehir dışındaki sayfiye hayatını konu olan resimleriyle ön plana çıkan ressamlar var. Bu Barbizon ekolünde önemli isimlerden bir tanesi Mille. Biraz önce resimlerini gösterdiğimiz ressam. Onun dışında Camille Corot şu anda eserlerinin eserlerinden bir tanesini... E, "Ninfeaların Dansı ismindeki eserini... E, ...veyahut Bir Sabah ismini taşıyor bu tablo. Eserini görüyorsunuz ekranlarınızda. Onun dışında yine Theodor Rousseau... ...önemli temsilcilerinden bir tanesi Barbizon ekolünün. Yine tabii büyük boyutlu tablolar yapıyorlar ve... Aslında akademik resmin belirlediği hiyerarşide son derece alt sıralarda artık yani Natürmort'tan sonra en alt sırada yer alan e, peyzajı büyük boyutlu çalışmaları ve ön plana çıkarttıkları için bir de açık havada çalıştıkları, doğal ışıkta çalıştıkları için yine kabul edilmeyen, reddedilen ressamlar, resimler arasında yer alıyor Barbizon ekonomi resimleri yine Barbizon ekolü arasına koyabileceğimiz kadın ressamlardan önemli ressamlardan bir tanesi. Rosa Bonheur'ün bir resmini şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Benim yine Orsay'da en sevdiğim tablolardan bir tanesi bir e, tarla e, süren öküzleri öyle re, e, resmettiği Olağanüstü büyük boyutlu yine bir tablo. Yani akademik resme hiç uymayacak şekilde büyük boyutlu fakat oldukça ciddi bir realizm içeren yine olağanüstü bir tablo şu anda ekranlarınızda. Bu arada akademik resim, salon reddedilenler vesaire bunu biraz daha açmamız gerekiyor. Fransa'da 17. yüzyıldan itibaren düzenlenmeye başlanan, düzenli olarak yapılmaya başlanan daha doğrusu resim sergilerine salon ismi veriliyor. Bundan daha önce de bahsetmiştik Louvre Müzesi'nden bahsederken. Çünkü Louvre'un en büyük galerisi olan Büyük Galerinin, Grand, Gal Grand Galerinin girişinde bulunan Kare Salon isminde ismindeki bir salonda ilk olarak başlıyor bu resim sergileri. Daha sonra Fransızca fuar anlamına e, gelecek, e, kelimeye de e, ismini verecek olan salon. E, Fransa'da resim ve heykel konusunda üretim yapan herkesin mutlaka girmeye çalıştığı bir etkinlik. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren düzenli olarak her sene mutlaka yapılmaya başlanan salonların... 1863 yılındakinde 5000 eser sahibi e, bu sergide yer almak için başvuruda bulunuyor ve 3000'den fazlası bu eserlerin reddediliyor. Bunun üzerine tabii reddedilenler artık e, ayaklanıyorlar ve o dönemde iktidarda olan 3. Napolyon'dan, imparatordan bir izin istiyorlar, özel bir izin istiyorlar. Biz kendi alternatifin, alternatif salonumuzu, sergimizi e, kurmak, yapmak, açmak istiyoruz diye. Ve nihayetinde 3. Napolyon'un izniyle 1863 yılında Reddedilenler Salonu isminde özel bir sergi açılıyor. Bu reddedilen, 1863'te reddedilen 3000 resmin ağırlıklı bölümü bu salonda sergide sergileniyor. Ve tam Normal serginin yapıldığı, sergi sarayının karşısında açılmış olan bir sergi sarayında, bir binada yapıldığı için de oldukça büyük rağbet görüyor. Fakat rağbet görmekle beraber çok da benimsenmiyor. Çünkü o güne kadar halkın beğenisini yine şekillendirmiş olan akademik resme gerçekten aykırı olan bazı tablolar bu 1863 yılındaki salonda, sergide, yani reddedilenler sergisinde yer alıyor. Ve bu sebeple de insanlar görmeye gitseler bile merak edip bu resme aşina olmadıkları için ciddi şekilde rahatsızlık duruyorlar. Bazı tablolar gerçekten skandal yaratıyor. Onların bazılarından biraz sonra bahsedeceğiz, örneklerini vereceğiz. Ve nihayetinde özellikle sanat eleştirmenleri ki sanat eleştirmenleri de eleştirmenliği de aslında 19. yüzyılın ikinci yarısında ağırlıklı olarak kurumsal hale gelen bir, bir müessese diyelim. Nihayetinde Sanat eleştirmenlerinin ve basının da çok ağır eleştirisine ee, tabi oluyor bu resimler, bu salon, bu reddedilenler sergisi. Ve nihayetinde işte realist resmin önemli isimleri veyahut işte modern resmin pek bir kategoriye koyamayacağınız modern resmin mane gibi önemli isimleri skandal yaratan tablolarıyla o seneden itibaren bu salonlarında, açılabilen reddedilenler salonlarında izlerini bırakmaya başlıyorlar. Bu tabii 1874 yılında empresyonistlerin kendi resimleri için açacakları ilk sergiye kadar reddedilenler salonu ön planda olmaya devam ediyor. Büyük salonla birlikte, akademik salonla birlikte. Bunların tarihinden biraz sonra empresyonizme değinirken tekrar bahsedeceğiz. Şimdi reddedilenler arasında gidiklerden bir tanesi, dönemin en büyük ressamlarından bir tanesi, realizm akımının, akımının, yani gerçekçilik akımının en önemli temsilcisi olan Gustav Kurbe. Kurbe çok yönlü bir sanatçı. Ee, çok yönlü bir sanatçı derken, ressam aslında ee, resim, resim dışında farklı alanlarda e, sanat icra etmiyor ama çok yönlü bir ressam. Kendisi peyzaj da yapıyor, portre de yapıyor akademik boyutta yine çalışmalarda yapıyor, e, tarihi resimler yapabiliyor. Onun dışında e, natürmortlar yapıyor vesaire. Yani resmin her alanında çok enteresan eserler verebilen ve iz bırakan ressamlardan bir tanesi. Kendisi resimlerini isimlendirmemiş ama daha sonradan onun işte yazışmalarından, mektuplaşmalarından alınan bazı ipuçlarıyla sonradan verilen resimlerle Ressamın atölyesi olarak adlandırılmış olan, Kurbe'nin atölyesi olarak adlandırılmış olan ressam, resim şu anda ekranlarınızda. Ve Kurbe'nin aslında resmine ilham kaynağı olan ve resminin karşısında bulunan, resim anlayışının karşısında bulunan insanları bir arada tasvir eden bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve Kurbe'nin yine aslında bir ressam olarak neleri becerebildiğini de bize gösteren, bakın... Bir nü var. Şöyle şuradaki ayrıntıya biraz dikkat edecek olursak neredeyse bir natürmort görüntüsünde bir şalın ayrıntılarını görebiliyoruz. Portreler var resmin içinde. 19. yüzyılın önemli figürlerinden bazıları bakın bir kaçak avcı e, kılığına üründürülmüş 3. Napolyon'un yine bir portresini resim içerisinde görmek mümkün. Kurbe'nin o anda resmetmekte olduğu bir peyzajı yine görebiliyorsunuz. Atölyesinden bir görüntü olarak paylaşılan ve sağ tarafta aynı Hazreti İsa'nın tasvirlerinde olduğu gibi sağda hani inananların ve sevap işleyen cennete gideceklerin tasvir edildiği, sol tarafta da günahkarların tasvir edildiği gibi Kurbe de kendisini merkeze almış ve sağ tarafta aslında takdir ettiği ve kendisini takdir etmeyi bildiği için de ayrıca takdir edilmesi gerektiğini düşündüğü doğru yolda olanları resmetmiş. Sol tarafta da eleştirdiği işte tüccarlar, burjuva sınıfı ve yine hakim kesimden işte 3. Napolyon'un e, kılığında yine yöneticileri de e, resmetmiş bu tablosunda. Çocuklar dikkatinizi çekiyor olabilir. Bir tanesi hayranlıkla kurbeyi izliyor. O dönemlere reddedilenler arasında olmasına rağmen kurbenin resmi aslında gelecek kuşaklar için hayranlık oluşturacak bir resim. Yine sağ alt köşede yine yere uzanmış kurbenin yaptığı resimleri kopyalamaya çalışan başka bir çocuk ayrıntısını şöyle büyütüp paylaşalım. Burada da aslında gelecek kuşakların onu kopyalayacaklarını, onu örnek alarak resimlerini yapacaklarını o dönemden düşünerek tablosunun içine eklemiş kurbe. Çok mütevazi olduğu söylenemez ama haksız olmadığını biraz sonra göreceğiz. Kurbenin işte skandal yaratan isimlerinden bir tanesi Ornan'da bir cenaze ismini taşıyor. Ornan Kurbenin memleketi. Devasa boyutta bir tablo. Toma biraz önce gösterdiğimiz işte Roma İmparatorluğu'nun çöküş dönemini anlatan tablosuyla neredeyse karşılıklı duran bir tablo bu. Müzeoloji açısından da yani, müze bilimi açısından da önemli bir e, yerleştirme söz konusu Orsay Müzesi'nde bu ikisini karşı karşıya koyarak. Sonuçta bir tarafta akademizmin de, devasa boyutlu klasik tablolarının karşısında görmüş olduğunuz tablo bulunuyor. Neden bu tablo skandal oluşturuyor? Çünkü sıradan insanları ve sıradan bir cenazeyi devasa bir boyutta konu alıyor. Ve konu aldığı insanlar oldukları gibi olanca çirkinlikleriyle hiç idealize edilmeden, süslenmeden, püslenmeden o çiğ halde bize sunulmuş durumdalar. Özellikle işte din adamlarının Yüzlerindeki haller, bakın arka plandaki kadınların yine figürleri gerçekten sadece sanat eleştirmenleri babasında değil aynı zamanda sanatseverler arasında da büyük skandal yaratıyor. Bir de genelde cenaze tabloları yapıldığı zaman büyük isimlerin, tarihi figürlerin, efendim dini figürlerin cenazeleri resmedilirken kimin cenazesi olduğu bile bilinmeyen hani gömülmüş mü, gömülecek mi, geliyor mu, gitmiş mi? kapatılmamış bir çukur var ortada onu görüyoruz. Arkada bir tabut. Kime ait bu cenaze onu bilmiyoruz. Bu belirsizlikler vesaire tabii bu resmin yine tepki çekmesine neden oluyor. Bugünkü gözümüzle tabii baktığımız zaman bu resimlerin nesi skandal yaratıyor arkadaş diyebileceğimiz bir durum söz konusu olabiliyor bazen. Dönemin şartlarını göz önünde bulundurmamız, dönemin beğenisini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısı ve son çeyreği oldukça ahlakçı bir, e, ne diyelim, felsefenin ağırlıkta olduğu bir toplum yapısını beraberinde getiriyor. Ve görmüş olduğunuz resimler o ahlakçı dönemin e, prensiplerine son derece aykırı resimler. Bunları aklımızda tutmaya çalışalım bu tabloların sadece yani resim sanatı açısından veyahut işte resim sanatının belirlediği, belirlenmiş olan, akademi tarafından belirlenmiş olan hiyerarşisi açısından değil, aynı zamanda konuları itibariyle de aykırı resimler bunlar. Kur ve genç bir adam olarak kendi otoportrelerini sıklıkla yapıyor. Otoportre olarak bunları yansıtmıyor ama genel olarak kendi görüntüsünü kullanmış. Çok çeşitli yine Orsay Müzesi'nde sergilenen resimlerden anladığımız kadarıyla oldukça Hoş da bir e, genç adammış. İlerleyen yaşlarında çok kilo alıyor, çok şarap içmesi nedeniyle ve birazcık e, hayata küsüyor. Ama Kurbe özellikle realist resmin en önemli temsilcilerinden bir tanesi. Kendi tablolarında ölümsüzleşmiş isimlerden bir tanesi aynı zamanda. Fakat Orsay Müzesi ve Kurbe dediğimiz zaman bir resim var ki e, o oldukça büyük skandal yaratan bir resim. Bugün bile aslında ciddi şekilde skandallı yaratıyor. Ee, dünyanın kaynağı, kaynak yazı olarak adlandırabileceğimiz... ...Origin du Monde ismini taşıyan eser... ...olanca çıplaklığıyla ve çiğliğiyle bir kadın vücudunun... Ee, ...daha doğrusu bir kadın cinsel organını ee, bize gösteren bir resim. Bu resmin ee, tabii... YouTube'u kapattırmadan, YouTube kanalını veya yayınımızı kestirmeden bir versiyonunu e, bulup da yayınlamak oldukça zor oldu benim için. E, zira birkaç sene önce o yine internet ortamında büyük bir skandal patlak verdi. Bu resme gönderme yapan bir e, paylaşımdan dolayı bir profesörün e, hesabını kapattı ve yasakladı Facebook ve bu sansürden dolayı Facebook'a. Fransa'da oldukça ciddi bir e, tepki geliştirildi. Sadece Fransa'da değil, bütün dünyada. Nihayetinde Fransız mahkemeleri hesabın tekrar açılması gerektiğini ve sanatsal bir paylaşımın kesinlikle böyle bir pornografik bir öğeye indirginip de hesap kapatmaya sebep olamayacağı yönünde karar verdi. Fakat seneler sürer tartışmalar bu resmi yine gündeme taşıdı ve oldukça popüler hale getirdi son zamanlarda da. Courbet'nin yapmış olduğu bu resim, Bizim açımızdan da, bizim tarihçemiz açısından da, tarihimiz açısından da enteresan e, aslında. Çünkü bu resmi, bu resim ısmarlama bir resim. Bizim e, eski nazırlarımızdan bir tanesi, Osmanlı nazırlarından ve büyük elçilerinden bir tanesi olan Halil Şerif Paşa için yapıyor. Halil Bey olarak daha ziyade anılan Fransa'da o dönemde. <laughs> Halil Şerif Paşa tabii bu açıklıkta, bu ıı, çiğlikte diyelim bir resmi o dönemin ahlaki koşullarında sergileyemeyeceği için Kurbe'den başka bir resim daha satın alıyor. Şu anda ekranlarınızda görmüş olduğunuz ıı, Bloney Şatosu resmini satın alıyor ve ikili bir çerçeve yaptırıyor. Üstünde yani dışarıdan baktığınızda normalde şu anda ekranlarınızda gördüğünüz şato resmini Kurbe'nin görüyorsunuz. Bir peyzajı görüyorsunuz. Fakat ıı, Halil Bey işte Halil Paşa ee, özel misafirlerine sadece paylaşmak istediği kişilere şeyi açıp e, çerçevenin e, arka kısmını açıp kurbenin biraz önce gördüğünüz dünyanın kaynağı isimli resmini gösteriyormuş. Ali ee, Halil Paşa enteresan bir figür. Ee, Fransa'da uzun yıllar yaşamış. Lüks hayata, kumara düşkünlüğü nedeniyle Olağanüstü büyük bir servete sahip olması ve bu serveti sayesinde resim sanatına olan merakıyla olağanüstü ilk e, Müslüman bir devlet adamına sahip olan resim koleksiyonunu oluşturmasına rağmen daha sonra paraya sıkışıyor ve bu resim koleksiyonunu e, oldukça cüzi rakamlarla elden çıkarmak durumunda kalıyor. Kurbe'nin e, meşhur tablosunu İstanbul'a dönerken yanında götürmüş. Abdülmecit döneminde hariciye nazırlığı yani dışişleri bakanlığı yapmış. Abdülhamit döneminde çok kısa bir süre adliye nazırlığı, adalet bakanlığı yapmış. Fakat daha sonra tekrar Paris'e dönüyor büyükelçi olarak ve o dönemde bu tabloyu elden çıkartıyor. Defalarca el değiştirmiş tablo. Nihayetinde 1950'li yıllarda meşhur psikanalist Lacan'ın özel koleksiyonuna giriyor. Lacan ve eşinin koleksiyonuna giriyor. Ve onların ölümünden sonra Orsay Müzesi'nin koleksiyonuna önce Lüksemburg Müzesi'nde, daha sonra da Orsay Müzesi'nin koleksiyonlarına kazandırılıyor. Kurbe'nin en çok skandal yaratan tablolarından bir tanesi dediğimiz gibi haklı olarak. Ee, bu tablonun hemen önünde e, 2014 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam bir plastik sanatçı, bir performans sanatçısı tabloya yaraşır bir performans sergileyerek e, Lüksemburglu bir kadın sanatçı ee, yine cinsel organını sergilemek suretiyle e, bir e, sanat enstalasyonu, bir eylemi e, gerçekleştirdi. Yine oldukça büyük skandal yaratan eylemi veya tablonun biraz sansürsüz halini internetten Kurbe Orsay diye yazarsanız, Coğurbet diye yazılıyor bu arada Kurbe'nin ismi, çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Yine realizm dediğimiz zaman ön plana çıkan isimlerden bir tanesi de Domiye ismindeki çok yönlü bir sanatçı. Kurbe gibi bir realizmden bahsetmiyoruz. Aslında e, ressam olarak veya karikatürist olarak veya heykeltıraş olarak e, yaptığı eserlerde kendine özgü bir realizmden bahsedebiliyoruz. Şu anda Victor Hugo'nun bir karikatürü, Domiye tarafından yapılmış bir karikatürü ekranlarımızda. Bu ve benzeri yüzlerce, binlerce karikatür ve litografi yapmış. Dönemin çok çeşitli gazetelerinde yarar, yayınlanmış Numiye'nin eserleri. Ve bu eserleri yapmak için ya da, ya da yaptığı eserleri daha sonra üç boyutlu hale getirmek için bu litografileri veyahut karikatürleri de heykellere, küçük büstlere çevirmiş. Döneminin parlamenterlerini, işte devlet adamlarını, önemli hukukçularını, yine bugünkü tabirle o dönemde de aynı şekilde adlandırılan yandaş medya olarak düşünebileceğimiz yandaş gazetecileri eleştirdiği ve karikatürize ettiği koleksiyonları Domiye'nin çok çok meşhur bir sanatçı olmasını sağlıyor. Fakat ressam olarak e, Domiye'nin bilinmesi aslında ömrünün belki de son 1-2 yılına ve özellikle ölümünden sonraya denk geliyor. E, özellikle yapmış olduğu Don Quixote e, serileri, dünyanın birçok önemli koleksiyonunda ve müzesinde bugün yer alıyor. İşte Orsay Müzesi'nde bulunan Don Kişot ve Sanso, Sancho, Pansa'nın... Panza'nın e, işte bir e, karşılaştıkları e, kısayı gösteren bir kare şu anda görülebiliyor ekranlarınızda. Hem heykeltıraş, kendini hiç heykeltıraş olarak görmemiş. Daha ziyade litografilerim için kaynak olsun diye o heykelleri yaptım diyor ve çamurdan yapıyor. Ölümünden sonra bronz e, kalıplar çıkarılarak bronz e, kopyaları yapılıyor heykellerinin. Ressam olarak yine ön planda, yine karikatürist olarak yani 19. yüzyılın e, bazılarına göre Michelangelo'su olarak alınan her alanda eser vermiş çok yönlü bir sanatçı Domiye. Bunun dışında yine akademik resmin aslında kurallarıyla oynayan fakat konu itibariyle yine akademik resme pek yaklaşamayan bir grup ressam var. Bunlar da oryantalist ressamlar. Gördüğünüz gibi e, Osman Hamdi Bey'in tablolarından bir tanesi Orsay Müzesi'nde bulunuyor. Küçük çocuk mezarlarının başındaki bir adam ismini taşıyan tablo. Osman Hamdi Bey'in Orsay'daki yani tablosu fakat bunun dışında çok geniş bir oryantalist resim koleksiyonu e, Orsay Müzesi'nde yer alıyor. Onları da yine akademik resmin karşısında veya dışında olarak görebilirsiniz her ne kadar temel olarak ve prensip olarak ve resim anlayışı olarak tamamen akademik resimden etkilenmiş ve tarz olarak da aslında akademik resmi e, benimsediği görülebilen resimler olmalarına rağmen. Ve geliyoruz skandal yaratan isimlerin en önemlilerinden bir başkasına Mane'ye. Şimdi biraz sonra Monet'den de bahsedeceğiz. Mane ile Monet'i karıştırmayalım. Edouard Mane, modern resmin babası olarak kabul edilen ve şu anda ekranda e, en meşhur tablolarından bir tanesini dejeunesse sur yani Kırda Yemek isminin tablosunu gördünüz. Ressam 1863 yılındaki salona, büyük sergiye, akademik resimlerin sergilendiği sergiye şu anda görmüş olduğunuz resmiyle başvuruyor. Tabii ki reddediliyor, büyük bir skandal yaratıyor tablo ve reddedilenler salonunun en çok konuşulan tablolarından bir tanesi olarak tarihe geçiyor bugün de Orsay'ın koleksiyonlarının en önemli resimlerinden ve daha sonra gelecek ressamlarda en çok etkilemiş resimlerden bir tanesi. Özellikle ahlakçı anlayışın tabii karşısında bulunan bir resim. Tarz olarak yine özellikle arka plandaki peyzajda fırça izini taşıması nedeniyle yine akademik resmin kabul edemeyeceği resimlerden bir tanesi. Bu özellikleriyle yine oldukça ciddi bir, ee, ne diyelim, medyatizasyona uğrayan resimlerden bir tanesi. Müzede çok hoş bir yere sahip tablolardan bir tanesi ama Manet'in tek tablosu değil. Skandal yaratan ve Orsay Müzesi'nde bulunan. Manet'in Olympia isimli. Aslında yine 1863'te tamamladığı fakat 1865'ten önce sergilemediği resimlerinden bir tanesi. Yine çok büyük skandal yaratan tablolarından biri oluyor, eserlerinden biri oluyor. Bir hayat kadınını olanca çıplaklığıyla ve çiğliğiyle resmetmiş. Burada olay çıplaklık değil. Dediğimiz gibi akademik resim aslında çıplaklığın ön plana çıkarılmasını isteyen ve çıplaklığın çalışılmasını ve e, etüt edilmesini isteyen bir resim anlayışına sahip. Fakat Manet'in yaptığı şey onların ideal idealizasyonu karşısında yani idealize edilmiş bir figür karşısında tamamen hayattan koparılmış ve aslında... Bu ahlakçı anlayışa tamamen ters bir yargıya sahip bir e, figürü ön plana çıkarmak oldukça yine büyük boyutlu bir tablo. Tam gözlerimizin içine bakan yani bize aslında meydan okuyan bir figür var. Tamamen çıplak da değil, boynundaki bir adeta bir tasmayı andıran bir küçük kolye, bir e, siyah e, kurdela. Resmin aslında oldukça kışkırtıcı bir resim olmasını da beraberinde getiriyor. Aşıklarından bir tanesini kabul etmeye hazırlanan Olimpia ismindeki bir hayat kadını konu olan figür tablo oldukça ciddi bir skandal yaratıyor yine ve Manet'in ismini tabi çokça duyulmasına neden olan tablolarından bir tanesi oluyor. Yine skandal yaratan tablolardan bir tanesi bunda ne var diyeceksiniz. Burada da ahlakçı değil daha ziyade kompozisyon öğeleri yani resim sanatının yine belirlenmiş hiyerarşisi ön plana çıkıyor. Bakınız havada duruyormuş gibi nerede olduğu tam belli olmayan yine kontekste oturtulmamış bir figür. Her ne kadar yine doğal ışıkta değil yine akademik resmin uygun gördüğü şekilde suni ışıkla resmedilmiş bir resim olsa bile veya işte bitirilmiş bir resim yani lis tamamen e, aslında fırça izi taşımayan bir resim olsa bile gördüğünüz gibi kompozisyon itibariyle Akademik resme aykırı olan resimlerden bir tanesi. Küçük bir e, flütçü çocuğu canlandırdığı resmi. Male tabii daha sonra tamamen akademik resimle bağını kesiyor ve modern resmin gerçekten yaratıcısı, babası olarak tarihe geçiyor 19. yüzyılda. 1860'larda yaptığı kardeşi ve eşini e, yine Normandiya kıyılarında e, resmetmiş olduğu bir tablosu. E, sahilde veya plajda ismini taşıyan tablosu Orsay koleksiyonlarının önemli eserlerinden bir tanesi. Yine modern hayatın e, izlerini taşıyan tabloları yapmaya başlayan ilk ressamlardan bir tanesi. Mille gibi şey köy hayatını değil şehir hayatını ön plana çıkaran ressamlardan bir tanesi Manet. Balkonda isimli eserinde yine dönemin kendi öğrencisi de olan e, el vereceği önemli isimlerden Bert Morizoyu da yine tasvir ettiği resimlerinden bir tanesi. Bert Morizo'nun yine bir portresi Orsay koleksiyonlarındaki önemli Manet resimlerinden biri kendi annesi ve babasını resmettiği bir tablosu yine bulunuyor. Mani aslında oldukça tutucu bir aileden geliniyor ve kendisinin hukukçu olması istenirken veya ticarete atılması istenirken aile geleneğine uygun şekilde kendisi deniz subayı olmak istiyor. Fakat subaylık sınavlarında başarısız olunca ressam olmaya karar veriyor. Önce Toma Kutür'ün biraz önce o dev boyutlu işte Roma imparatorluğunun çöküşünü yansıtan resmini gösterdiğimiz meşhur ressamın öğrencisi oluyor. Meşhur klasik tabloları uzun süre kopyaladıktan sonra da kendi tarzını oluşturuyor ve modern resmin babası haline geliyor. Yine Nina dönemin önemli sosyal sosyalit figürlerinden bir tanesinin portresi veyahut e, yelpazeli kadın olarak adlandırılan tablosu maninin ekranlarınızda şu anda. Evet. Ee, şimdi yine Mane ile birlikte önemli figürlerinden bir tanesiyle 19. yüzyılın 19. yüzyıl resminin devam edeceğiz. Şöyle bir bakıyorum ee, nerede kalmıştık diye. Ve artık empresyonizme geçiş yapabiliyoruz diye düşünerek hemen empresyonizm dediğimiz zaman ilk akla gelen figür olan Monet'in bir resmiyle devam ediyoruz. Claude Monet empresyonizm isminin yani izlenimcilik isminin aslında çıkış noktasını oluşturan tabloyu resmetmiş olan ressam resim tarihinde. Ee, 1874 yılında bir grup ressam bir araya geliyorlar. Kendilerini aslında izlenimci, empresyonist falan da demiyorlar bu ressamlar. Fakat salonda hiçbir zaman yer alamadıkları için artık yeter diyorlar ve kendi sergilerini açmaya karar veriyorlar. O dönemin 19. yüzyılın en önemli fotoğrafçılarından, özellikle sanatçıların ve çok çok önemli ee, kamusal figürlerin portrelerini fotoğraflamış olan Nadar isimli bir fotoğrafçının atölyesinde bir sergi açmaya karar veriyorlar ve 1874 yılı itibariyle kendi sergilerini açıyorlar. Ve bu kendi sergilerini açarken de sadece kendi çevrelerinde bulunan işte 15-20 ressamın toplanmasına ibaret bir şey olmasın veya yeni bir reddedilenler salonuna dönüşmesin açtığımız sergi diye düşünerek aslında salonda yer alan hatta ödül almış olan sanatçılara da çağrıda bulunuyorlar. Yine dönemin reddedilenleri arasında Mane gibi önemli figürleri de bu sergide yer alma çağrısında bulunuyorlar. Bazıları bu çağrıyı kabul ediyor. Mane gibi bazıları bu çağrıya e, karşılık vermiyorlar. Ama empresyonist sanatçıları destekliyorlar. Nihayetinde bu sanatçılar 1874 yılında kendi resim, resim sergilerini Nadar'ın dediğimiz gibi fotoğrafçı Nadar'ın stüdyosunda açmayı başarıyorlar. Fakat bu açılmış olan sergide bir resim var e, Claude Monet'e ait olan bir resim. Orsay Müzesi'nde değil o yüzden şu anda onun fotoğrafını gösteremiyorum size. Ee, Marvato Mono Müzesi'nde bulunan bu resmin ismi gün doğumunda izlenim veya izlenimler ismini taşıyor. Buradan yola çıkarak dönemin sanat eleştirmenlerinden bir tanesi Zehir Zemberek bir yazı kalemi alıyor bu sergi hakkında... Ve diyor ki işte bunlara ancak diyor empresyonistler yani izlenimciler ismini verebiliriz. İşte Monet'in tablosunun isminden yola çıkarak bu ismi bir hakaret olarak aslında kullanıyor. Fakat bu isim sonradan e, tutuyor ve e, ressamların kendileri de evet diyoruz biz izlenimciyiz hakikaten. Ve biz izlenimlerimizi yansıtıyoruz. Aslında doğayı taklit etmeye çalışmıyoruz akademik ressamlar gibi veya klasik ressamlar gibi. Doğadan aldığımız izlenimleri ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Burada iki unsur tabii e, tarihi olarak aslında empresyonist sanatın gelişmesinde, izlenimci sanatın gelişmesinde ve onların aslında kompozisyon anlayışlarının da gelişmesinde e, rol oynuyor. Bu iki unsurdan bir tanesi fotoğrafın, fotoğraf sanatının ortaya çıkmış olması. Hem ressamların aslında çok ciddi gelir kaynağı olan portrenin, biraz portre sanatının resimde e, tarihe karış, karışmasına ve yavaş yavaş gözden düşmesine yok olmasına neden olan şeylerden bir tanesi. Günlerce, haftalarca, aylarca poz verip de belki de memnun olmayacağınız bir sonuçla karşılaşacağınız bir portre ısmarlamak yerine bir ressama gidip çipşak bir fotoğraf çektiriyorsunuz bir fotoğraf stüdyosunda ve e, gelecek kuşaklara veya sonsuza yine e, suretinizi aksettirmiş oluyorsunuz. Fotoğraf yani resme bir anda bir darbe vurmuş oluyor bir anlamda. Ressamların gelir kaynağına, önemli gelir kaynaklarından bir tanesi kesiyor. E, ke, bir tanesini kesiyor her şeyden önce. Fakat bununla birlikte fotoğrafın kadraj ve aslında kompozisyon unsurları resimde yeni bir nefes alınmasına neden oluyor. Ve işte empresyonist sanatçıları en çok etkileyen şeylerden bir tanesi işte fotoğrafın bu yeni kompozisyon kuralları oldu Bunun dışında yine kompozisyonla ilgili olarak Japon kültürünün 19. yüzyılın ikinci yarısında 1860'lardan itibaren Fransızlar ve Japonlar arasında imzalanmış bir ticaret anlaşması nedeniyle yavaş yavaş Fransız kültürel hayatına giriş yapıyor olması enteresan şekilde yine bu sanatçıları çok çok etkiliyor. Japon estampları denilen baskı eserlerin Fransa'da piyasaya girmesiyle birlikte empresyonist sanatçılar yine klasik kompozisyon dışında ve kadraj dışında farklı kompozisyonların mümkün olabileceğini Fark ediyorlar ve bu iki unsuru resimlerine yansıtıyorlar. Bir başka husus yüzyıllardır yine süre gelen bir tartışmanın aslında bir tarafa doğru ağırlık kazanması bu dönemde diyebileceğimiz bir husus. Yani desen yani çizgi ve renk arasındaki ayrımın ve aslında üstünlük iddiasının Empresyonist sanatçıların renge özellikle ağırlık vermeleriyle, renk tarafında yavaş yavaş ağır basmalarıyla kendini gösteriyor. Ve bu ve buna benzer unsurlarla empresyonist sanat ışığın resmi, rengin resmi ve farklı bir kompozisyon anlayışının resmi olarak 1874 yılındaki sergiyle ilk olarak ortaya çıkıyor. 1886 yılına kadar toplamda 8 sergi düzenliyor empresyonist sanatçılar, izlenimciler ve hem kendi dönemlerinde hem de daha sonraki döneme dönemde e, resim yapacak sanatçılara oldukça ciddi etkiler, de, e, etkiler gösteriyorlar, etkiler bırakıyorlar. Bu empresyonist sanatçılar dediğimiz zaman ilk akla gelen isimlerden bir tanesi dediğimiz gibi Claude Monet. Kendisinin bakın Manet'in resminden yola çıkarak yapmış olduğu Kırda Yemek isimli bir tablosu var. Aslında çok büyük boyutlu bir tablo olarak tasarlanmış fakat Monet bu tabloyu yetiştirememiş e, hazırlamakta olduğu salona. Ve paraya da oldukça sıkıştığı bir dönemde ev sahibine kirayı ödeyemediği için evinden çıkmak durumunda kaldığında bu tablonun bitmemiş halini ev sahibine rehin olarak bırakmış. Ev sahibi de birkaç yıl sonra Monet'in ümidi kesince tabloyu e, mahzene kaldırmış. Mahzende tabii e, oldukça nemli bir ortamda durduğu için de tablonun, nemden dolayı çürümesi, tuvalin çürümesi söz konusu olduğu için tablonun aşağı yukarı 3'te 2'lik bir bölümü şu anda ekranda gördüğünüz şekilde maalesef yok olmuş. Daha sonra Monet bu tabloyu keserek farklı tablolar haline getirmiş bir bütün olarak değil de birden fazla bütün olarak e, birden fazla tablo olarak e, koruyabildiği kısımlarını korumuş ve e, bugüne Yine Orsay Müzesi'nde yan yana sanki bir bütünün parçalarıymış gibi sergilenerek kalmış bu eserler. Ama Monet dediğimiz zaman e, özellikle tabii bu izlenimci resimlerinin örneklerinden bazıları ön plana çıkıyor. Yine gelincik tarlası olarak bildiğimiz resmi Orsay'daki en önemli, en meşhur resimlerinden bir tanesi. Fotoğrafa çok iyi yansımıyor maalesef ekranlarınızda nasıl yansıyor bilmiyorum ama gerçeğini gördüğünüz zaman inanılmaz etkileyici eserlerden bir tanesi. Yakından baktığınızda her bir gelincik aslında veya her bir ot, her bir bulut parçası birer leke tablonun üzerinde, birer renk lekesi. Ama uzaktan baktığınızda, bütünlük halinde baktığınızda gerçekten bir kompozisyon, bir gelincik tarlasını görebiliyoruz. İşte empresyonizmin aslında iddiası bu yönde. Yine bakın sağa doğru bakan şemsiyeli kadın ve sola doğru bakan şemsiyeli kadın Etüdler aslında yine ışıkla ilgili etüdleri Monet'in Orsay Müzesi'ndeki en meşhur resimleri arasında yer alıyor. Yine milli bir kutlamayı resmettiği Montorgöy Caddesini resmettiği resmi meşhur karelerden bir tanesi Orsay'da karşınıza çıkabilecek Monet dediğimiz zaman. Ama Monet dediğimiz zaman kendisinin Giverny'deki evi, Giverny'deki evinin bahçesi ve bu bahçenin içerisinde yarattığı üç boyutlu tablo. Yani Monet'in bahçeleri aslında ilk başta aklımıza gelen şey belki de. O yüzden oradaki işte o bahçelerin içerisindeki Japon köprüsü ve Nilüferler yani daha doğrusu Monet'in adlandırdığı şekliyle Ninfeyalar. yine Monet'in sanatı dediğimiz zaman son dönem özellikle tabloları arasında bugüne kalan belki de en önemli mirasını oluşturuyorlar. Fakat Monet sadece bir Nymphea tablosu yani Nilüfer tablosu yapmamış neredeyse 30 sene boyunca bu bahçenin belirli unsurlarını üst üste üst üste farklı renk ve ışık kondisyonlarında çalışmaya devam etmiş. Mevsim değişiyor, günün farklı saatlerinde ışık değişiyor ve Monet aynı şeyi çok hızlı bir şekilde, bu arada impresyonistlerin en önemli özelliklerinden bir tanesi, atölyede çalışıp bitmiş tabloları böyle aylarca uğraşıp üzerinde çalışarak yapmaları değil, Monet'in ilk başta o bitiremediği kırda yemek tablosunda olduğu gibi daha ziyade görmüş olduğunuz gibi çok hızlı bir şekilde çalışan atölyede değil açık havada yapılan ve şövalye üzerinde ışık değişmeden bitirilmesi gereken tablolar şeklinde çalışılan eserler meydana getirmeleri. Monet takıntılı bir adam Rouen şehrine gidiyor. Rouen katedralinin çok farklı ışık kondisyonlarında ön cephesini gün be gün ay be ay farklı resimlerini bu, yapıyor. Bu aşağı yukarı 19 tabloluk bir seri. 5 tanesi Orsay Müzesi'nde bulunan bir seri. Aynı şekilde e, 1870 yılı itibariyle e, yine Fransa'da Paris'te komün yaşanırken, rejim değişikliği yaşanırken e, gitmek durumunda kaldı. Londra'da parlamento binasının Çeşitli ışık kondisyonlarında yine resimlerini yapıyor. Çok farklı müzelerde, yine Orsay Müzesi'nde de bunun örneklerini görebiliyorsunuz. Monet'in en yakın arkadaşlarından ve yoldaşlarından bir tanesi diyelim. Beraber yan yana şövalyelerini koyup resim yaptık, yaptığı ressamlardan bir tanesi. Yine empresyonist sanatın en önemli ressamlarından bir tanesi. Renoir, yine Orsay Müzesi'nde ön plana çıkan büyük sanatçılardan bir tanesi kendisinin Moulin Galette e, işte de Galette'deki balo işte eğlence ismini taşıyan tablosu aslında 19. yüzyılın modern hayatının yine izlerini taşıyan ve bize sosyolojik açıdan da aslında tarih açısından da önemli izler bırakan tablolarından bir tanesi en meşhur tablolarından bir tanesi yine eee Renoir'in yine salıncak ismini taşıyan eseri. Sinema de en önemli yönetmenlerinden bir tanesi olan oğlunun yine örnek alacağı e, sinema sanatına da daha sonra etki edecek tablolarından bir tanesi Renoir'ın. Şu anda müzenin içinden bir kare paylaşıyorum. Ayrıntılarını biraz sonra göstereceğim. Yine dans resimleri. Yine aslında şehir hayatının Renoir'ı etkilediği ve dediğimiz gibi artık ulvi ve idealize edilmiş figürler dışında hayattan, gerçek hayattan alınmış figürleri tablolarına taşımış olduğu rönuvarın görülebiliyor. Ee, çocuklarının bakıcısı ve eşi en önemli e, ilham kaynaklarından bir tanesi olmuş. Onları defalarca resmetmiş. Yine çocuklarını da aynı şekilde rönuvar yine arkadaşlarının çocuklarını piyano başında resmettiği, piyano başında Genç Kızlar isimli tabloları bir seri oluşturuyor Renoir'ın. Bu seriden de işte Orsay'da, Amerika'da, Metropolitan'da yanlış bilmiyorsam yine işte Orange Müzesi'nde özel koleksiyonlarında, koleksiyonlarda <laughs> birçok örnekleri görebiliyorsunuz. Renoir'ın dışında yine modern hayattan ve gündelik hayattan, şehir hayatından etkilenen önemli ressamlardan bir tanesi de Cezanne pardon Dega, Dega Edgar Dega yine özellikle sanat ortamında dans, müzik ve balenin ön plana çıktığı ortamlardaki yaşamı günümüze yansıtmış olan ressamlardan bir tanesi olduğu için yine oldukça iyi tanınan ressamlarından bir tanesi bu dönemin. Empresyonist ressamlar arasında yer alıyor. Bazı resimleri empresyonizmin dışında kategorize edilebiliyor. Ama sonuçta aynı dönemden olan Edgar Degas dediğimiz gibi bale, dans ve müzik çevrelerini başta olmak çevreleri başta olmak üzere yine modern hayatı resimlerine yansıtan önemli ressamlardan bir tanesi. Şu anda e, bir kafede veyahut Absent ismini taşıyan yani bu özellikle Van Gogh'la ismi bir arada alınan ve daha sonra insanları akıl hastalığına veya delili deliliğe sürüklediği gerekçesiyle yasaklanan meşhur içkiyle 19. yüzyılın ikinci yarısına ve sanat hayatına da ee, damgasını vurmuş içkiyle bir kadını ve günlük hayatın, şehir hayatının aslında depresif yapısında bir anlamda yansıtan bir kafe görüntüsünü tasvir ettiği bir e, tablosunu görüyoruz Dögan'ın. Döga dediğimiz zaman sadece resimler akla gelmiyor. Ölümünden sonra ortaya çıkan sadece şu anda ekranda gördüğünüz bir tanesi aslında sağlığında e, sergilenmiş olan Balmumundan heykelleri e, yine Döga'nın çok bilinen eserleri arasında yer alıyor. Onların en bilineni de şu anda ekranda gördüğünüz 14 yaşında dansçı kız veyahut küçük balerin ismini taşıyan eser. Ee, bu balerinin orijinal heykeli Balmumundan yapılmış dediğimiz gibi. Gerçek bir tütü, gerçek kıyafetler giydirmiş, gerçek bale papuçları giydirmiş bu heykelci Döga. Ve e, gerçek saçlarla yapmış e, heykelini. Yine gerçek bir e, saten kurdela ile saçlarını toplamış heykelcinin. Daha sonra ölümünden sonra atölyesinde bulunan 70 küsur heykel hatta bazıları bu sayının 150 kadar olduğunu iddia ediyorlar. Ölümünden 20-30 yıl kadar sonra bir atölye tarafından Balmumu heykeller geçici oldukları ve çok hassas oldukları için satın alınıyor ve bronz kopyaları yapılmak suretiyle aslında günümüze ulaştırılıyor. Bakın başka bir balenin örneği ve Orsay Müzesi'nde de bugün gördüğümüz en meşhur heykeli Dögan'ın balerin kız, küçük balerin veya işte 14 yaşındaki küçük dansçı ismini taşıyan küçük kız heykeli aslında bronz bir heykel. Yine gerçek kıyafet, gerçek bir tütü veya işte bir kurdela barındırıyor. Fakat gördüğünüz gibi ayakkabısı, kıyafetin üst kısmı ve tamamen saçları vesaire bronzdan dökülmüş vaziyette. Bu heykellerin bir bölümü Orsay Müzesi'nde Amerika'da çok ciddi bir koleksiyon var. Bu Dögan'ın bon heykellerinin e, bulunduğu koleksiyonların çok büyük bir bölümü Amerika'da bulunuyor. Fakat e, bunların orijinalitesine dair de bazı e, şahibeler söz konusu. Zira e, daha sonra 2001 yılında yanlış bilmiyorsam bir atölyenin şeyinde, e, mahzeninde bu heykellerin bazılarının kalıplarının bulunduğu ve orijinal olmayan kalıpların bulunduğu ortaya çıkınca... Sanki Doga'nın heykelleriyle daha sonradan üretilmiş olan bazı e, bal mı heykellerin e, karıştığı ve bronz kopyaların bazılarının Doga'nın orijinalleri, bazılarının ise kopya eserler, onlara karışmış olan kopya eserleri olduğu düşünülüyor. O yüzden de işte gerçek sayı 70 küsurla 150 küsur arasında e, farklı şekillerde telaffuz ediliyor farklı kaynaklarda Biraz önce isminden bahsettiğimiz Gustav Kaybot kendi otoportresiyle şu anın şu anda ekranlarınızda ekran e, şu anda ekranlarınızda e, Kaybot yine empresyonist bir sanatçı ama akademik resimden çok etkilenmiş bir sanatçı gördüğünüz gibi tarz olarak kompozisyon olarak resmin bitirilişi yine e, fırça izi taşımayan resimler olması ve desendeki ustalığıyla ön plana çıkan bir ressam ama Gerçekten modern resme gönül vermiş isimlerden bir tanesi. Biz niye bahsettik kendisinden? Çünkü Fransız sanat tarihinin en önemli bağışlarından bir tanesini devlete yapmış kişi kendisi. Hani başta bahsettiğimiz o Jérôme'un reddettiği koleksiyon işte. Şu anda ekranda foto portresini gördüğünüz Kaybot'a ait sanat koleksiyon. Impresyonist sanatçıların en önemli hamisi, en önemli finansörü, sponsoru. Varlıklı bir aileden geldiği için onları hep maddi açıdan desteklemiş ve hep tablolarını satın almış. O tablo, almış olduğu tabloları da daha sonra da devlete ve halka kazandırmış olan isim Gustave Caillebotte. Gustav Modern resim dediğimiz zaman akla gelen ilk isim Manet ise yine Picasso'nun hepimizin babasıdır o diye adlandırdığı Cezanne aslında ikinci isim olmak durumunda. Şu anda ekranlarınızda gördüğünüz tablosu da modern bir Olympia ismini taşıyor. Aslında Money ile kendisini çok büyük bir rakip olarak görüyor. Empresyonist sanatçılarla yaklaştığı, onlarla beraber çalıştığı, beraber sergiler açtığı dönemler olmuş. Onlardan çok uzaklaştığı, modern resmin bambaşka e, yollara yani kübizme ve aslında çağdaş resme yol açacak e, temellerini atış e, yine tablolara imza attığı olmuş kendisinin. Ee, teori açısından da hem renk teorisi hem figüratif teoride çok çok önemli yer tutan isimlerden bir tanesi. Güneyli bir ressam. Paris'e çıktığı zaman, Paris'e vardığı zaman ilk iş gidiyor Mane'yi buluyor. Rasyon Mane diyor elinizi sıkardım ama diyor günlerdir yıkanmadım o yüzden diyor sizi kirletmek istemem. Yani aslında yansıttığı yeni anlayışın Mane'nin Birazcık e, hani kendisi modern olarak, modern resmin babası olarak adlandırılsa da aslında klasiklerin sonuncusu olarak da adlandırılabilecek tarzına ne kadar ters olduğunu vurgulamak için böyle e, biraz iğneleyici bir dille konuşuyor. Yapmış olduğu Mane'nin e, meşhur Olimpia isimli tablosuna bir gönderme olarak e, isim verdiği modern bir Olimpia ismini taşıyan tabloda tam 10 yıl sonra... 1873'te yapmış olduğu bir tablo kendisini. Sezan şu anda bir otoportresi yine Orsay Müzesi'nde bulunan bir otoportresini görüyorsunuz. Yine natürmortlarıyla çok bilinen ressamlardan bir tanesi. Çünkü aslında bütün resim sanatının yuvarlaklar, silindirler, üçgenler ve kareleri indirgenebileceğini iddia eden bir resim anlayışını bir dönem benimsiyor ve bu anlayış yine çok farklı açılardan belli objeleri alarak farklı açılardan yansıtmayı yine e, ve perspektifin esaslarıyla birazcık dalga geçen bazen onları e, onlara meydan okuyan anlayışıyla yine Kübis resmin temelini oluşturan anlayış olarak görülüyor orsay Müzesi'nde bulunan seri resimlerinden bir tanesi olduğu için de başka bambaşka yerlerdeki müzelerde ve koleksiyonlarda çeşitli örneklerini görebileceğiniz kart oyuncuları, iskambil oyuncuları ismini taşıyan resmi yine herhalde Paul Cézanne'ın en bilinen resimleri arasında yer alıyor. Benim de en sevdiğim resimlerden bir tanesi Orsay Müzesi'ndeki. Yine kendisinin saint duar Dağı'nı e, resmettiği ve 70 küsur resme Yayılan bir tablo koleksiyonu var. Yine çok farklı müzelerde koleksiyonlarında bulunan örneklerden bir tanesi de Orsay Müzesi'nde, birden fazla satta ama düzenli sergilenen bir tanesi Orsay Müzesi'nde görülebiliyor. Yine modern hayattan görüntüler veyahut işte resim hayatından, entelektüel hayattan figürler Sezan'ın tablolarına konu oluyor. Yine şehir hayatı dediğimiz zaman, modern hayat dediğimiz zaman ön plana çıkan ressamlardan bir tanesi Henri de Toulouse-Lautrec soylu bir isim, güneyden gelen bir isim, çok enteresan, çok yetenekli bir ressam. Fakat biraz yine enteresan psikolojisi olan, o yüzden de farklı bir hayatı var işte benim sevmiş olan bir ressam. Toulouse'dan çıkma, Albi'den çıkma bir ressam, Toulouse tek isminden de anlayacağımız gibi. Ve kendisi Paris'e geliyor fakat çocuk yaşta geçirdiği bir hastalık nedeniyle çocuk felci olduğuna dair bazıları iddiada bulunuyor. Bazıları işte nanizm olduğunu öne sürüyorlar. Sonuçta çok çok kısa boylu, cüce denebilecek denilecek kısalıkta boya sahip ve aynı şekilde e, bir baston veya koltuk değneğiyle yürüyebilecek şekilde maalesef e, engelli bir e, kişi. Bu da psikolojisinde oldukça ciddi iz bırakıyor ve kendisini olduğu gibi kabul eden çevrelerde, yani Paris'te modern sanatın aslında bir anlamda modern hayatın kalbinin attığı noktalardan bir tanesinde işte Moulin Rouge ve benzeri çeşitli kabareler gibi Montmartre ve civarında bulunan e, sanat çevrelerinde takılıyor ve eser icra, şey sanat icra ediyor Toulouse tek Onun en önemli, en çok resmettiği figürlerden bir tanesi Glü. Bir tanesi yine Jean Avril. Moulin Rouge'un sözlerinden bir tanesi. Kendisi çok çok kendine has bir çizgiyle modern hayatı yansıtan en önemli ressamlardan bir tanesi olarak yine Orsay Müzesi'nde de önemli resimleri bulunan bir ressam. Toulouse Lautrec. Onun dışında yine klasik akademik resme çok benzeyen, çok enteresan bir figür var. Henri de Fontaine Latour. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında biraz önce deminden beri bahsettiğimiz işte sanat çevrelerinden bazı figürleri de yansıttığı tablolarıyla, grup portreleriyle ön çıkan isimlerden bir tanesi. Bakın bu tabloda mesela Edward Manet'i görebiliyorsunuz. Kendisi yine ressamın tablonun içerisinde yer alıyor elinde paletiyle birlikte. Delacroix'a saygı olarak isimlendirilen bu tabloda yine sadece ressamlar değil aynı zamanda Baudelaire gibi sanat eleştirmenleri ve şairler de yer alıyor. Yine 19. yüzyılda Manet'in yine görülebildiği bir resmi Fontaine Latour'un. E, ee, bir atölye ismini taşıyan resmi yine Orsay koleksiyonlarının önemli grup portrelerinden bir tanesi. Bir de yine 19. yüzyıl dediğimiz zaman ve portreler dediğimiz zaman özellikle sol alt köşedeki figürlerin ön plana çıktığı ve sadece resim sanatının değil yine edebiyatın da önemli figürlerinden şair Verlaine, Paul Verlaine ve meşhur aşığı ve modern şiirin de en önemli isimlerinden bir tanesi olan Arthur Rambo'nun portrelerinin bulunduğu bir başka resmi, bir yemek tablosu Fantenlatur'un yine Orsay Müzesi'nde görülebiliyor. Bunun dışında yine çok çok etkili olmuş isimlerden bir tanesi artık empresyonist dönemden sonra gelen post empresyonistler diye adlandırılan ama post empresyonist dediğimiz zaman da aslında empresyonin sonrası olarak çevirebileceğimiz bir tabir. Ve birazcık hani bizdeki torba tabirlerden bir tanesi sanat tarihinde. İçine ne atsan ne doldursan olur şeklinde. Hiç klasifiye edemediğimiz veyahut farklı dönemlerinde farklı ekollere, farklı e, akımlara ait olmuş olan ressamları bir arada aslında tutmak için e, biraz uydurulmuş bir terim diyebileceğimiz bir terim post Empresyonizm, Empresyonizm sonrası sanatçılar arasında da en etkili olmuş, en çok iz bırakmış sanatçılardan bir tanesi. Orsay Müzesi'nde eserlerini görebilecekleriniz arasında Paul Gauguin. Van Gogh'la özellikle arkadaşlığıyla yine çok bilinen ressamlardan bir tanesi Fransız ressam. Yine Nabiler, Nebiler yahut Nabiler olarak adlandırılan, yani kendilerini sanatın peygamberi olarak gören ekolede öncülük yapmış isimlerden bir tanesi kendisi hayatının son yıllarını Tahiti'de geçiriyor ve pardon e, ve orada yapmış olduğu resimlerle yine çok bilinen ressamlardan bir tanesi İlkel Sanatlar olarak bugün de ad, maalesef adlandırılan aslında işte Güney Amerika'ya, Okyanusya'ya, Afrika'ya ait sanatlardan çok çok etkilenmiş ve bu etkileri modern sanata, batı sanatına taşımış olan isimlerden bir tanesi kendisinin işte adalarda yapmış olduğu evine yine giriş olarak yapmış olduğu heykellerden bir tanesini e, görebiliyorsunuz. Yine oldukça ciddi şekilde bu e, tribal sanatlardan geleneksel sanatlardan, ilkel sanatlardan etkilendiğini çok net bir şekilde görebileceğimiz bir heykelini yine Orsay Müzesi'nde görmek mümkün Gogen'in. Gauguin'in en çok etkilediği isimlerden bir tanesi Paul ee, yine postempresyonizm diye adlandırabileceğimiz dönemin içerisinde kalan bir sanatçı talisman ismini yani e, muska ismini taşıyan bir tablosunda aslında bir manifesto yapıyor. Bir orman resmi karşınızda görülen tablo fakat bu resmi yaparken zorlanan Syrizi'ye Gauguin yine. Ee, hocalık yapıyor, üstatlık yapıyor ve diyor ki ne görüyorsun? İşte ağaçlar görüyorum, nehir görüyorum. Hayır diyor. Ne görüyorsun? İşte akıntıyı görüyorum, yansımalar görüyorum. Hayır diyor. Tamam. Ne görüyorsun? Yeşiller, kırmızılar, maviler, renkler görüyorum diyor. Evet diyor işte bu gördüğünü şimdi tabloya aktar. Ve gerçekten sadece renkle bir tablonun yaratılabileceğini, bir kompozisyonun başarılabileceğini gösteren ve bu anlamda da bir manifesto özelliği taşıyan çok çok meşhur bir tablosu söyleyeceğiniz şu anda ekranlarınızda Orsay'ın da önemli parçalarından bir tanesi koleksiyondaki. Ama tabii Orsay dediğimiz zaman post-impressionist sanatçılar dediğimiz zaman bütün dünya her şeyden önce Van Gogh'un resimlerini görmeye geliyor diyebiliriz. Çünkü Van Gogh Müzesi ile beraber herhalde dünyada en fazla resminin bulunduğu koleksiyonlarından bir tanesi de Orsay Müzesi koleksiyonu. İki tane otoportresi bulunuyor Orsay'ın koleksiyonlarında. Bu benim en çok sevdiğim ve bütün otoportreleri arasında en etkileyici bulduğum otoportresi. Özellikle gözlerindeki bakışı şöyle birazcık büyüteceğim. Ekranlarınıza daha iyi yansıması için. Van Gogh biliyorsunuz sanatçı kariyerinin çok büyük bir bölümünü zaten Fransa'da e, icra etmiş. Sadece Paris ve Paris civarlarında değil aynı zamanda Güney'de Al şehrinde yapmış olduğu çalışmalarla e, ki oraya işte Gogen'i davet ediyor. Orada aralarında çıkan bir kavgadan sonra e, gidip kulağını kesmesiyle meşhur. E, akıl hastalığından muzdarip olduğuna dair çok ciddi teoriler var. E, kendisi de oldukça uzun bir süre zaten ya senatoryumlarda ya çeşitli doktorların kliniklerinde ya da akıl hastanelerinde vakit geçirmek durumunda kalmış. Hayatının belli bir döneminde işte Arda çok mutlu olacağı ve gerçekten yeni bir akıma, yeni bir resim anlayışına yer açacağı, yol açacağını düşündüğü bir dönem yaşıyor. Arda'daki odasını resmettiği tablosu bunun da üç örneği var. Bir tanesi Van Gogh Müzesi'nde Amsterdam'daki, bir tanesi Orsay'da, bir tanesi New York'ta bulunuyor. Onun dışında Arla davet ediyor işte Gogen'i ve birçok başka sanatçıyı. Gogen bir tek bu davete icabet eden büyük isimler arasında yer alıyor. Yine orada yapmış olduğu Yıldızlı Gece tablolarından bir tanesi Orsay'da bulunuyor. Bir başka versiyonu biliyorsunuz yine New York'ta meşhur resimlerinden bir tanesi. Yine o versür Uaz'da ömrünün son yıllarında, son dönemlerinde e, Doktor Gaşen'in, Paul Gaşen'in kliniğinde geçirdiği yıllar zarfında yapmış olduğu tablolar Orsay koleksiyonlarında bulunuyor. Çok yakın dostlarından Öjen Boş'un Boş'un veyahut e, resimlerinden bir tanesi. Yine ressam olan Anna Boş'un kardeşi. Ve e, Van Gogh'un sağken tek sattığı resim olarak bilinen, genel olarak daha doğrusu kabul edilen e, resmi satın alan Annobah'ın, Booth'un kardeşinin bir portresi yine Orsay koleksiyonlarında bulunan resimlerinden bir tanesi. Orsay dediğimiz zaman biraz hızlanacağım artık neredeyse bir buçuk saate yaklaşıyoruz gördüğüm kadarıyla. Sadece resimler aklımıza gelmeyecek heykel sanatının da önemli örnekleri özellikle giriş katında ve birinci asma katta görülebiliyor. Heykel tarafları arasında 19. yüzyılda çeşitli akımlardan sayıla, sayabileceğimiz isimler var. Ee, i̇şte naturalist akim, akım, realist akım, neoklasik akım vesaire. Fakat bunların arasında yine aslında 19. yüzyılda kendine has bir yer edinmiş, aynı Van Gogh gibi pek bir yere kategorize edemil edemeyeceğiniz isimlerden bir tanesi e, ee, Karpo. Karpo'nun heykellerinden en meşhuru, Orsay'da bulunan heykellerinden en meşhuru, şu anda ekranlarınıza yansıyan, yine Dante'nin ilahi komedyasından esinlenerek yapmış olduğu Ugolino isimli resmi. Bakın Toma Kutu'nun o da vasal boyutlu Roma İmparatorluğu'nun çöküşü resminin tam merkezde bulunan tablosunun hemen önünde yer alıyor. Yani müzenin fiziki olarak tam merkezinde olan bir tablo bu, öyle bir heykel bu. Yine akademik heykel kriterlerine uymuyor maalesef. Her açıdan mükemmel bir heykel olmakla beraber biraz fazla karmaşık bir figür. Gördüğünüz gibi 4-5 figürün yine tasviri söz konusu ama akademik resmi kurallarına, akademik sanatın kurallarına göre en fazla iki resmin ya iki figürün pardon tasvir edilmesi uygun görüldüğü için yine reddedilenler arasında yer alan heykellerden bir tanesi Karpon heykeli. Karpo aynı zamanda Paris'in meşhur klasik opera binasının, Garnier Operası'nın ön cephesinde bulunan büyük heykel gruplarından bir tanesinin Dans ismini taşıyan heykel grubunun e, yaratıcısı. Bu da yine skandal yaratan, yine çıplaklık içerdiği için skandal yaratan bir e, eser. E, kısa süre sonra e, müzeye kaldırılmış korunmak amacıyla bir kopyası Allah'tan tekrar opera binasının e, cephesine konmuş... Zira az kalsın eğer Prusya Savaşı çıkmasaymış 3. Napolyon döneminde ahlakçı anlayış bu eserin tamamen depoya kaldırılmasına belki de bir daha hiç gün yüzü görmemesine açık alanda bir daha operayı süsleyememesine neden olacak hale getirmiş. Yine Lüksemburg parçeleri içerisindeki bir çeşmeyi süsleyen dört kıtayı temsil eden kadın figürlerinin sırtlarında taşıdığı dünyayı Karpo'nun elinden çıkmış eser, eserle görebiliyoruz. 19. yüzyıl deyince Fransız heykel sanatı dediğimiz zaman yine ilk akla gelen isim Roden Auguste Roden Düşünen Adam ismindeki ta e eseriyle, heykeliyle hepimizin tanıdığı rodenin işte Düşünen Adam'ın çıkış noktası aslında tamamlayamadığı bir heykel, bir yapı e aslında Paris'te açılması düşünen bir e, güzel sanatlar müzesinin, devasa bir güzel sanatlar müzesinin giriş kapısı olarak tasarlanmış, ona verilmiş bir devlet siparişinin e, ürünü olarak tasarlanmış bir kapıdan onlarca meşhur heykeli çıkıyor. Rodin'in en meşhur da tabii düşünen adam gördüğünüz gibi Dante'yi aslında temsil eden, tasvir eden bir figür düşünen adam. Cehennem'in kapıları tabii birçok önemli sanatçı gibi Roden e, Roden'e de e, esin kaynağı olmuş ilahi komedinin e, bağlantısını bize e, hatırlatıyor. Yine Roden'in Orsay Müzesi'nde görülebilen önemli eserlerinden, meşhur eserlerinden Vaftizi Yahya'nın yahut Yahya Peygamber'in bir tasviri olan eseri şu anda yine kış mevsimini yansıtan bir alegorisi Rodin'in elinden çıkan La Pense, düşünce ismini taşıyan ve bitirilmemiş bir yapıda özel olarak bırakılmış olan olağanüstü bir heykel aslında Rodin'in yine kendisiyle birlikte ismi alınan en önemli, en meşhur öğrencisi, belki de kendisini geçen tek öğrencisi olan Camille Claudel'in bir portresi. Camille Claudel'e demişken onun Orsay'da bulunan en önemli eserini de yine e, olgunluk çağı ismini taşıyan eserini paylaşalım. E, Roden'in metresi oluyor Krodel sadece öğrencisi değil ve uzun bir süre metresi olarak kaldıktan sonra Roden maalesef eşini reddetmeyi e, terk etmeyi reddedip e, onunla evlenmeyi istemeyince bir süre sonra da araları tamamen açılıyor ve ayrılıyorlar ve e, Camille Krodal'in psikolojisinde bu ayrılığın ve Roden'in daha sonraki tavırlarının çok çok büyük etkisi var. Bu eser mesela Roden'in ayrılıktan sonra aslında ön ayak olmasıyla devletin bir siparişi üzerine Claudel'in başladığı bir çalışma. Fakat Roden'le adaları tamamen açıldıktan sonra Roden yine devreye aynı şekilde girerek nüfuzunu kullanarak devlet projesinin iptaline de yol açıyor. Ve resmen Camille Claudel'in e, sanatının da üstünde örtülmesi ve aynı zamanda ömrünün son 30-40 yılında akıl hastanesinde geçirmesine neden olan figür olarak da çok e, maalesef çok e, ne diyelim iyi şekilde anamayacağımız bir sanatçı olarak devasa önem taşıyan bir sanatçı olarak yine e, günlük yaşamda da izini gösteriyor. Sonuç olarak e, Camille Kolodin'in hayatını ve eserlerini merak ediyorsanız sadece internette araştırma yapmakla yetinmeyin lütfen. Ee, dilimize çok güzel çevrilmiş Camille Claudel bir kadın ismiyle çevrilmiş çok önemli bir roman var ee, onu okumanızı biyografik bir roman ee, hepinize tavsiye ediyorum özellikle Camille Claudel'in sanatını ve psikolojisini en iyi yansıtan eserlerden bir tanesi. Rodin'in öğrencilerinden bir tanesi daha doğrusu teknisyenlerinden bir tanesi de Pompon ismini taşıyor François Pompon Orsay Müzesi'nin bugün sembolü olarak düşünülen Kutup ayısı heykelinin yaratıcısı hayvan heykellerinde ön plana çıkan bir isim. Teknisyen diyoruz çünkü Roden aslında e, mermer yontmayı bilmiyor. O yüzden kendisi tasarlamış olduğu önemli heykelleri kendi teknisyenleri yontarak aslında mermere geçiriyorlar. O yüzden Roden'in heykellerinin birçoklarının birden fazla bronz kopyalı ve birden fazla, Alçıdan veya e, mermerden yapılmış heykelleri bulunabiliyor. İşte bu e, yontuculardan bir tanesi, teknisyenlerden bir tanesi de François Pompon. Kendi eserlerini artık vermek ve Rodin'in gölgesinden çıkmak istediği zaman hiçbir zaman Rodin'in devasa gölgesinden tam olarak çıkamayacağını fark edince bambaşka bir kanala yönleniyor ve hayvan heykelleri yapmaya sadece karar veriyor. Onu yapmış olduğu işte en meşhur hayvan heykeli de yine devasa boyuttaki ve müzenin sembolü haline gelmiş olan kutup ayısı heykeli. Rodin'in bir başka önemli öğrencisi yine Orsay Müzesi'nde de eserlerini görebileceğiniz Anton Burdel. Burdel'in o ok katan Herakles yani Herkül ismini taşıyan eseri yine onun da çok kendine has bir tarzda Gogen'in gölgesinden sıyrıldığını daha sonraki yıllarda bize gösteriyor. Onun dışında birçok önemli heykeltıraşın eserleri var. Mesela Bartoldi'nin meşhur e, New York'taki e, devasa boyuttaki yine özgürlük anıtının yine kendi atölyesinden, kendi elinden çıkmış olan küçük boyutlu bir kopyasını Orsay Müzesi'nde görebiliyorsunuz. Bunun dışında Orsay'da resim ve heykellerin dışında mobilyalara, özellikle Arnuvo tarzdaki mobilya ve tasarımlara, dizaynlara, yer verilen koleksiyonlar var. Burada da Gimar gibi, efendim Rene gibi, şu anda eserlerinin bazılarını görebiliyorsunuz Lalik'in. Louis Majorel gibi, bakın Nenüfer ismini taşıyan yine e, Nenüferlerden e, esinlenmiş bir başka mobilya örneği. Louis Majorelle'in yine elinden çıkmış bir dizayn, bir yazı masası. Sonuçta mobilya örnekleri ve tasarımlar, dizaynlar ön plana çıkıyor. Özellikle Art Nouveau tarzdakiler. Ve yine 19. yüzyılda önemli yer tutan fotoğraf ve sinema sanatının ilk örneklerinden bazı e, koleksiyon parçaları yine müzede bulunuyor. Bakın Victor Hugo'nun e, sürgündeki yıllarında oğlu tarafından çekilmiş bir portresi. Ve yine 19. yüzyılın en meşhur e, şehir fotoğrafçılarından bir tanesi şehirdeki günlük yaşamı bize en güzel şekilde yaşında yaş yansıtan Öjen Antje'nin yine fotoğraf karelerinden bir tanesi. Belvildeki bir hayat kadını yansıtan bir kareyi görebiliyorsunuz fotoğraf örneklerinden. Birçok önemli ressamın yine Pissarro, Sisley gibi, efendim e, Emil Bernard, Josh Sura, Puantilizm gibi, e, gibi akımlar, efendime söyleyeyim, eee naif resmin örneklerinden şu anda mesela Rousseau'nun eserlerini görebiliyorsunuz. Buna benzer sembolist resmin yine önemli temsilcilerinden Rodon'un yine Pointillist, Signac, Sura, Gustav Moreau sembolistlerden veyahut Amerikan resminin yine önemli isimlerinden, empresyonistlerden çok etkilenmiş. Whistler'in tabloları gibi birçok tabloyu Orsay'da görmek mümkün. Normal şartlarda 4-5 saatinizi en az ayırmanız gereken, tamam Louvre kadar büyük değil, aşağı yukarı 4 bin civarında eserin sürekli sergilenmekte olduğu bir müzeden bahsediyoruz. Ama böyle bir, bir buçuk saatte tamamını tabii kapsayan bir tanıtım yapamayacağımız bir müze. Herkese, herkese mutlaka Lourdes'le birlikte Paris'te tavsiye ettiğimiz müzeyi inşallah e, henüz görme şansını yakalamamış olanlar da görme imkanı bulurlar. Biraz uzattık yayını. Bir buçuk saati de geçtik tahmin ediyorum. Ee, herkese iyi günler, sabrınız, dinlediğiniz için de çok çok teşekkürler. Ee, önümüzdeki hafta Paris ile ilgili yine başka bir programda buluşmak üzere. Paris'te artık yine günlük hayattan, müzeden biraz çıkarız. Ara sıra müzelere değinip ara sıra Paris'e değineceğimiz programlarla tekrar beraber olmak üzere. Haftaya kadar hoşçakalın. Sabrınız için de çok çok teşekkürler. Görüşmek üzere.